Sıkıntı yok. Şimdi dün o Illustrator'daki layer'lı bir dokümanı After Effects'te nasıl alırız, onu nasıl editleriz, layer'lar nasıl geliyor? Bu Ömer'in Ömer ya da bir başka arkadaş da olabilir. Tam hatırlayamayacağım. Şeyden bahsetti. Yani normalde PNG olarak kaydedip sonra onları After Effects'te aldığından ama bunun için zemine şablon oluşturduğundan bahsetti. Ramazan olabilir. Aynen, Ramazan. Yani normalde hakikaten bunun zorluğunu bilen birisi için bu şu anda şu gösterdiklerimiz çok büyük anlam ifade ediyor. Siz işi başından yakaladığınız için çok bu anlamda şanslısınız yani, onu net söyleyeyim. Şimdi ben şöyle görseller seçtim. İşte bir tane gökyüzüm var. Bir tane böyle biraz uzakta görünen bir dağ görüntüsü var. Bir tane böyle yakında olabilecek bir dağ var. Belki bunu arkaya da koyabilirim. Böyle bir mera var. Ve böyle bir ağaç seçtim. Hocam hepsini aynı anda mı attınız? Çünkü sağda tek bir layer gözüküyor. Bunlar hep tek tek şu anda. Ayrı dokümanları yukarıdan bakarsan hepsi ayrı doküman. Tamam gördüm. Sadece burada birleştirdim onu, bakın. İşte öne ağacı koydum. Sonra burada mera var. Şunları cropladım. Bakın bu ayrı bir parça. Ondan sonra şu dağlar ayrı bir parça. Yani bu istediğim yeri kesip bunu buraya yerleştirdim. Burada arkada bu dağ görüntümüz var. Şu öndeki onu kapattığı için burayı temizlemeye ihtiyaç duymadım. Şu alt kısmı. En altta da gökyüzüm var. Gökyüzünü biraz daha büyütebiliriz ya da aynı kalır. After Effects'te büyütürüz. Renkleriyle bunların oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi şeyi almadan önce bu önemli. Ya bu Photoshop kısmı için ayrı bir boyut. Bunları yaptığınızı varsayarak tabii bunu gösteriyorum da. Genel olarak şöyle göstereyim. Bunu direkt tutup açtığınız layer'e sürüklediğinizde bu geliyor buraya, bakın. Burada da mesela bunu alıp şöyle sürükleyerek diğer dokümana geldiğinizde bunu getirebiliyorsunuz. Fakat bunu şöyle getirmek lazım. Şurayı temizleyeceksiniz mesela. Burada Magic Wand diye bir tool var. Magic Wand Tool diye bir tool var. Tek renk olan yerleri böyle seçebiliyorsunuz bununla. Seçtiniz. Sonra bu background iken, background yazıyor bakın layer kısmında. Eğer delete'e basarsanız şöyle bir seçenek gelir. Content aware'ınızda ne varsa bunu buraya uygular. Bunu komple yok etmek için önce background'unuzu layer'a dönüştürmeniz lazım. Çift tıklıyorsunuz buraya, layer'ın üzerine. Okey diyorsunuz. Artık bir layer oldu bu, bakın, background'dan ziyade. Sonra delete ettiniz. Mesela arkayı yok etti. Sonra bunu tutup sürükleyerek kendi dokümanınıza getirebilirsiniz. Mesela bunun şu anda arkası yok. Aynı şekilde şuna da bir bakalım. Bunu da yine önce layer haline getiriyorum. Çift tıkladım layer bölümüne, background'a. Sonra Magic Wand'e geldim. Magic Wand, sihirli kement demek. Malum. Buradan kementle bunları seçtim, sildim. Arkayı yok ettim. Bu düz renklerde mümkün. Ama gelinlik gibi, küpür gibi, işte ne bileyim, hani böyle detayları olan şeyler için bu kullanılmaz. Onun yerine daha farklı kullanılan tool'lar var. Bunu böyle tutup buraya sürüklediğimde, bakın bu da geldi. En üstte taşıyayım bunu. Arka planı yok. Aynı şekilde şurada, buradaki Magic Wand'de yapılabilecek bir durum yok burada, gördüğünüz gibi. Bunun için ne yaptım? Pen Tool var. Pen Tool. Pen Tool'la burayı seçiyorum şöyle. Eğer basılı tutarsanız yuvarlak hatlar oluşturabilirsiniz. Basılı tutmazsanız hatlar keskin olur. Basılı tutarak şöyle dokümanın dışına
taşabilirsiniz. Pet'i oluşturdunuz. Sonra pet bölümü var bakın burada. Pet bölümü. Buradan şu üçüncü seçenek. Load pet as a selection. Pet'i selection seçenek olarak işaretle. İşaretledim. İşaretledikten sonra burada delete ettiğimde yine content aware gösteriyor. Çünkü background. Çift tıkladım. Delete ettim. Sildi. Bunu da tutup hocam bir şey sürük. Tabii ki. Şimdi bugünkü konumuz ne tam olarak? Şimdi Photoshop'ta layer'lı dokümanımızı hazırlayacağız. After Effects'i alacağız, anime edeceğiz. Tamam hocam, şunu söyleyeyim. Hani benim mesela anlatırken ona göre söyleyeyim de. Benim Photoshop mesela bilgim yok yani. Hani ilk defa. Şimdi şöyle. Hani derste ilk başlarda ya işte biz normalde oyun çalışacaktık. Şimdi işte After Effects'e geçtik falan gibi mevzular oldu ya. Orada ben bir şey söyledim hatırlarsanız. Siz bir yerden bir işin ucundan tuttuğunuzda ha bana Photoshop da lazımmış. Bana Adobe Illustrator da lazımmış gibi yan yollar belirecek. Siz normalde After Effects yolunda ilerlerken yan yollar belirecek. Bunlara ihtiyacınız olacak. Bunları belki şöyle yürüyebilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadarla başlayıp sonra buralarda da derinleşebilirsiniz. Ama Photoshop'suz, After Effects veya Adobe Premiere veya Illustrator'sız Adobe Premiere After Effects çok uzun soluklu ilerlemez. O nedenle siz basit mesela kaç tane tool'dan bahsettim bugün? Magic Wand 1, Pen Tool 2. Başka bir şeyden bahsetmedim. Layer'ı, background'u çift tıklayıp layer'a dönüştürme, ilgili alanı seçip silme. Şimdi bu kadarla başlayacaksınız, bunun pratiğini yapacaksınız bol bol. Sonra bir başka pencere açılacak. O anlamda sizin Photoshop'u mutlaka belli seviyede öğrenmeniz lazım. He, Photoshop ayrıca derinleşir, bambaşka bir noktaya gelir, o ayrı bir konu. Ama ben şu anda oyun ve animasyon ekseninde söylüyorum. Konuştuklarım tamamen onunla alakalı. Şimdi mesela şu ağaçları da pet diyorum ama çok dandik böyle gelişigüzel yapıyorum. Bir de Asım hocam. Abi Photoshop Bible abi, Bible. Yani anladım. Temeli mi diyorsunuz bu işte? Abi olmazsa olmaz yani. Hiçbirisi olmasın. Photoshop olsun. Şimdi mesela bu ağaçları aldım. Bir arkadaşım İzmir'de fotoğrafçıydı. İstanbul'a taşındı. İstanbul'da bunu da şu ağacın arkasına yerleştireceğim. İstanbul'da bir fotoğraf stüdyosu açtı. Ve dedi ki ben şey yapacağım. Klip çekeceğim. Böyle ünlülere klip çekeceğim dedi. Başladı. Ve hakikaten bu şey vardı. Bulabilir miyim? Bir saniye bir bakayım. İlk klibini gösteriyorum size. Hatta bu klibi yaparken böyle sürekli telefonda beni arıyor. Nasıl yaparız, şöyle mi yaparız, böyle mi yaparız diye. Buluyorum. Niye bunu söylüyorum? Abi ilk oradaki kliplerini Photoshop'ta kurguladı. Montajını Photoshop'ta yaptı. After Effects bilmiyordu. Öğrenmekte de zorlandı. Photoshop biliyordu fotoğraf editlediği için. Orada kurgusunu yaptı. Yani bu mümkün mü? İşte mümkün. Yani Photoshop'ta hiç şey yok. Ne derler? After'da hiçbir bilgisi yok Adobe Premiere'de. Photoshop'taki video editöründen bunu şeyini yaptı. Ay Dilge şarkıcının adı da klibi bulamadım.
Vay, onun klibini mi yaptın? Evet evet. Onun ilk klibi bu. Çizgi roman falan geçiyor içinde. Bir bakayım bir daha. Photoshop'ta yaptı yani. O enteresan bir şey. Sanırım bulmuş olabilirim. Yok, bulamamış. Ay Dilge, bir bakarsınız abi. Neyse, şimdi önde ağaç, arkada çalılar var. Çalıları çimlerin arkasına da alabilirsiniz. Çimler, çalılar, dağ ve arkadaki büyük dağ, gökyüzü. Şimdi bunu kaydediyorum. Bootcamp 02 diye kaydettim. After'a geldim. After'da Project bölümünden bunu masa üstünden Bootcamp 2 diye kaydettim, çağırdım ve diyor ki konfosyon olarak mı açayım? Dünkü Illustrator'daki soruyu yine bize soruyor. Evet diyoruz. Kompozisyon olarak açtı ve buraya yerleştirdi. Şimdi arkadaşlar, daha ilk derslerimizde anlattığımız bu layer özelliklerinden, bakın burada Photoshop ikonu var. Bunlar bir Photoshop dokümanı. Her birisi ayrı layer'lı yine. Aynı Photoshop'ta ayarladığım gibi hiçbir değişiklik yok. Bunların hepsini şu background'ı hariç 3D'ye çeviriyorum. Hocam çok soru sordum ama bir şey soracağım. Hemen bu, sor. Şu an yaptığınız her şeyi Illustrator'da da yapabilir misiniz? Bu tool'ların hepsi var mı? Magic Pen işte. Hayır, yapamazsın. Abi şöyle, baştan izahını tekrar yapayım. Bunu konuşmuştuk. Illustrator vektörel işler için. Photoshop piksel işler için. Yani fotoğrafla ilgili bir şey yapacaksan Photoshop'ta hazırlayıp After Effects'e atacaksın. Eğer vektörel, dünkü yaptığımız grafiklerle alakalı bir şey yapacaksan Illustrator'da yapıp After Effects'e atacaksın. Yani bir şey oluştururken daha çok Illustrator'da yapacağız. Editleme oluyor biraz daha herhalde Photoshop'ta. Yani Photoshop'ta, bak tekrar söylüyorum, fotoğrafla alakalı bir şey yapacaksan şu anda benim yaptığım gibi o zaman kesinlikle Photoshop'ta yapacaksın. Illustrator'da yapmayacaksın. Tamam mı abi? Mevzu bu. Önemli. Şimdi bunları 3D'ye çevirdik. Buraya bir tane kamera ekliyorum. Composition. Layer. New. Kamera ekliyorum. Depth of Field'ı açıyorum. Enable Depth of Field. Bu neydi? Hatırlarsanız. Öndekinin net, arkadakinin flu görünmesi veya çok yakındakinin flu görünmesini sağlayabiliyorsunuz bu etkiyle. Kameramız aktif. Sonra yukarıdan kamera tool'a geldim. Bunu hareket ettiriyorum. Bakın 3 boyutlu hale geldi ama bir 3 boyut algısı yok. Çünkü bunlar üst üste. Flat şu anda bunlar. Biz bunları ne yapacağız? Daha önceki çalışmamızdan hatırlarsınız inşallah. Şuradan for view'a geldim. Sonra bunları, en önde ne var? Ağaç. Onun arkasında çalı var. Bunu geriye alıyorum. Bir alttaki layer'ı biraz daha geriye alıyorum. Daha geriye alıyorum. Daha geriye alıyorum. Şimdi düzelteceğiz bunları. Burada bozuk görünüyor şu anda. Evet. Tekrar One View'a geri dönüyorum. Bakın bunları geriye aldığımız için dokümanlar küçüldü. Bunları büyütüyoruz. Büyüttük. Dağı büyüttük. Bunları biraz dışarı taşırdım. Dikkat ederseniz dışarı taşırdım. Sebebini birazdan anlatacağım.
Evet. Şimdi kamera tool'a geldim tekrar. Şimdi bir daha deniyorum. Dışarı taşırmanızın nedeni hani bu 3D fotoğraflardaki gibi oynadığında boş kalmasın diye mi yapıyorsun? Bravo. Bravo. Aynen öyle. Şimdi bunu böyle hareket ettirdiğimde bakın şurada bunlar dışarıda kalıyor. Bunlar dışarıda kalmaması için onu ne yaptım? Büyüttüm. Şimdi aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. İyi yakaladınız. Şimdi şöyle bir bu animasyonumu şurada kilitleyeceğim. Şurada kilitliyorum kamera özelliklerimi. Sonra bu ne kadarmış kompozisyonun uzunluğu? 10 saniye. Tamamdır. Şimdi bir de bu tarafa çevireceğim bunu. Şimdi bir oynatalım. Önce bir RAM preview yapıyor arkadaşlar. Yani bunu bilgisayarın cache'ini alıyor. Render yapıyor diğer bir tabirle. Sonra şu timeline'daki yeşil tamamlandığında bunu tekrardan oynatıyor. Normalde filmlerdeki o belki şeyleri hatırlarsınız. O işte dağ var. Dağın üstünde bir tane şato var ama şato aslında yok. Onlar işte bu Photoshop'un montaj mantığıyla yapılıyor. After Effects'te yapılıyor. Photoshop'ta hazırlayıp da yapılanları var. Ama PF Track gibi eklenti, farklı eklentilerle yapılan halleri de var. Bakın. Parallax bir etki oluşturduk bakın. Evet, güzel oldu bence. Şimdi sonuna kadar bir render'ını yapsın. Bu ağır bir iş olduğu için herhalde biraz sürüyor. Abi işte piksel oldu mu iş biraz ağırlaşıyor. Bir de bunu hocam, videoda yap. Şu pikselle vektör farkını net vektör, şey abi vektör abi fotoğraf video piksel. Yani kareciklerden oluşan fotoğraf altyapısı olan döküman demek yani piksel. Vektör ise senin sonradan çizdiğin büyüttüğünde istediğin kadar büyüttüğünde bozulma olmayan. Yani normalde mesela fotoğraflar bizim piksel olduğu için atıyorum Google'da bir şey arattığımızda küçük dokümanları büyüttüğümüzde pikselleniyor. Bozuluyor. Bunun sebebi piksel tabanlı olması. Ama vektör bir logo indirir internetten. EPS veya AI veya PDF bir tane vektör bir logo indirin. Onu istediğiniz kadar büyüttüğünüzde hiç bu bozulma olmaz. Dolayısıyla piksellerin her birisi bir kare, her bir piksel bir fotoğraf gibi düşünürseniz dokümanın ağırlaşmasına neden oluyor. Atıyorum 1920'ye 1080 biz doküman açıyoruz ya Asım Hocam. Evet. O yatayda 1980, 1920 kare demek, dikeyde de 1080 kare demek. Aslında kare sayısı o pikseller. Dolayısıyla piksel işte fotoğraf tabanlı büyüttüğünüzde belli bir noktadan sonra bozulan fotoğraf işleme alanında daha çok kullanılan bir terim. Vektör ise daha çok işte büyüttüğünüzde bozulmayan logo gibi işte grafik elementleri gibi bakın render'ımız bitti. Şimdi arkadaşlar burada artık bundan sonrası biraz bizim hayal gücümüzde şekillenebilir. Ne gibi mesela? Bunu Photoshop'ta yapıp buraya alalım yine. Şu çimlerin üzerine bir tane yazı koyacağım. Arkadaşlar, tekstle yazdım.
Sonra oka geldim. Bunun oku bu şekilde kare. Komut T ya da Ctrl T'ye bastığımızda bu kenardaki kutucuklar çıktı. Shift'e basılı tutarsanız yine oranını büyütme küçültme yapar. Büyüttüm. Bu hatta 3D bir görünüm sağlasın diye bunu arkaya aldım, ağacın arkasında dursun diye. Şimdi bu text arkadaşlar, bunu grafiğe dönüştürüyorum önce. Nasıl dönüştürüyorum? Rasterize ediyorum bunu. Rasterize etmek artık bu grafik. Mesela design bu. Bunu artık editleyemem. Text'e gelip bunu başka bir kelimeye dönüştüremem. Artık bir grafik layer oldu. Sonra arkadaşlar çizgiye geliyorum. Çizgi. Eraser. Kısa yolu E'dir. Eraser'ın E'si. Bununla sağ tuş yaptığınızda silginizin özelliklerini ve boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bazı yerlerini şöyle siliyorum. Çimlere gömülmesi. Evet, yani şu anda tamamen sallama yapıyorum. Ama inandırıcı olup olmaması önemli. Bakın ne yaptık? Çimlere gömülmüş gibi yaptık. Buna biraz daha böyle etki vermek için yeni bir layer oluşturup bu sefer brush'ıma geliyorum, fırça. Biraz yığıntı yapıyorum ki bunları sonra deneyin diye. Yani en azından yapmaya çalışmanız bile sizi bu anlamda geliştirecek. Sizin başınızı belaya sokmaya çalışıyorum. Daha da Türkçesi. Şuraya aşağıya fırçamla gölge atıyorum. Fırçamı küçültüyorum. Şuralara gölge atıyorum. Evet. Şöyle. Burada da blending options'tan bunları değiştirebilirsiniz. Opacity'sini kısabilirsiniz. Yani daha iyi nasıl görünecekse yapabilirsiniz. Artı şimdi bu yazı benim. Buna yazı diyeyim. Bu yazıyı kopyalıyorum. İki tane var. Bunu bir tanesini siyaha boyuyorum. Alttakini. Sonra Komut T, Kontrol T ile bunu yatırıyorum. Sonra şu köşelerinden çekiyorum. Sonra opacity'sini düşürüyorum. Gölge mi veriyorsunuz? Geriye doğru perspektif bu yaylaya doğru yayılmış bir gölge yaptım. Şu şekilde bakın. Sonra şu üst kısımları görünmesin istiyorum gölgenin. Yine eraser'a geldim silgime. Silgimi büyüttüm. Şu size'ı bakın sağ tuşta çıkıyor. Şuraları siliyorum. Şimdi bunu alsın. Evet hocam. İşte şu, bu olaylar Illustrator'da imkansız yani. Şimdi bu da gölge. Yazımın gölgesi. Gölge. Şu kopya olmuş. Şimdi bunu yaptıktan sonra save ediyorum. Save ettim. Buraya geri geldim. After Effect'te. Şimdi bakın burada şeyim yok, dokümanım yok. Bunları tekrar sağ tuş replace dediğinizde yenileri otomatik geliyor. Ya da yeni bir kompozisyon import edin veya şuradan sağ tuş yaptınız. Replace dediniz, file dediniz, yeniden eklediniz. Ya da o ilgili karelerin isimlerini yazdık ya, sadece ilgileri almak için yine çift tıkladım buraya. Bootcamp'i seçtim. Bu defa kompozisyon seçeneği geldi yine. Buradan footage dedim. Layer seç. Yazı dedim. Okey dedim. Bakın geldi. Bunu sahneme sürükledim. Ağacın altına koyduk bunu. Aynı şekilde yine çift tıkladım. Bootcamp'i seçtim.
Footage'dan layer seç dedim. Gölgeyi seçtim bu defa. Gölgemi de aldım. O da geldi bakın. Şimdi buradan T'den bunları da sildim şöyle. Yani opacity'sini biraz daha düşürdüm. Şimdi arkadaşlar birinci frame'deyken yine bunları 3D'ye dönüştüreceğim. Fakat bunları ForeView'dan yerlerini yine ayarlamam lazım. Bunlar hemen ağacın önünde olması lazım. Şöyle. Hatta gölge biraz daha geride olması lazım. Şimdi OneView'a geri geldim yine. Bakın gölgemi arkada olduğu için küçüldü. Bunu büyütüyorum. Sonra tekstilimle beraber seçiyorum. Hepsini bir büyütüyorum. Şimdi bir daha oynatalım. Biz burada elemanları anime etmediğimiz için her birisini tekrar anime etmemize gerek yok. Kamera yaptık çünkü sadece. Kameraya verdik bütün keylerimizi. Dolayısıyla bu sahneye eklediğimiz şeyler hemen otomatik bundan etkilenecek. Asım biraz size iş çıkarıyorum ama yapacak bir şey yok abi. Hocam olsun yola... güzel ya, ben sevdim, eğlenceli. Yani hocam öğrenmek için şey yapıyoruz gerçekten. Yani bu yola girdiyseniz bunları öğreneceksiniz abi. Bir de şey yani hakikaten hani iş zenginleştikçe keyfi artıyor. Bazen çözemeyince sıkıntı yapsa da güzel. Yani sorunuz artık devam. Hocam. Abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok her zaman. Render kısımları böyle biraz bekletiyor. Hocam bu kısa bir video. Biraz uzun bir animasyon yapsak bayağı sürecek o zaman yani. Abi şöyle 2 gün 3 gün hiç bilgisayara dokunmadan sadece render yaptığım zamanlar oluyor. Allah Allah hocam, yok mu bunun kolay bir yanı ya? Var. İşte 30 bin 40 bin dolarlık bir sistem kurarsan çok hızlı olur. Veya... Anladım yani bu işi. Yok. Başka türlü yok abi. Şöyle, yani bu RAM'i kullanıyor veya ekran kartını kullanıyor. İki tip render sistemi var. İkisinde de altyapının kuvvetli olması lazım. Ama şimdi internette şöyle servisler var. Atıyorum sen güzel bir iş aldın ve bir zaman termini var. Yani birkaç gün içinde teslim etmen lazım. Ama sadece işin render kısmı bile 3-4 gün sürüyor normal şartlarda. Projeye i̇şte render farmlar var. İşte oraya yüklüyorsun dokümanı. Senin kullandığın programlar orada var. İşte normal TeamViewer gibi bir başkasının bilgisayarına bağlanır gibi bağlanıyorsun. Oradaki bütün settingleri yapıyorsun, ayarları. Ondan sonra render düğmesine basıyorsun. Sana estimated time diyor. Yani ortalama ne kadar süreceğini söylüyor. Onun üzerinden sana para charge ediyor. İşte atıyorum saati 30 dolardan. Ne kadar sürdü? 2 saat sürdü. 60 dolar sana charge ediyor. Ama bazı işler için gerçekten değer. Çünkü kendin yaptığında evdeki sistemi de üzüyorsun. Yani hakikaten böyle makine şey beni kurtarın diye bağırıyor yani. Hocam benim bilgisayar kafaya zaten. Bende küçücük MacBook Air 11 var. İşte doğru. Abi şöyle Asım abi. Her şeyi sildim hocam bu 4 uygulamayı programı yüklemek için. Şu an bilgisayarda hiçbir şey yok. Şimdi şöyle işte Asım abi. Bu para kazanacağız ya bununla alakalı inşallah. Para kazandığımızda bu paraları harcamayacağız yani. İşe yatıracağız, bilgisayar alacağız, ekran kartı alacağız. Render tamamlandı bu arada. Bakın şu ağacın şu kısmında bakın
N'nin ağacın arkasından çıkma şeyi falan çok tatlı oldu yani. Bu arkadaşlar, bu resmi biraz daha büyütseydim, bu kamera hareketini biraz daha fazla yapsaydım çok daha efektif görünürdü bu. Ama şimdi de fena görünmüyor. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Güzel hocam. Ağaç bir tık daha arkada olsaymış belki daha iyi olurmuş ama. Yani şöyle bir şey yapabiliriz belki. Şurada. Zoom yaparız şurada. Yani bunlar şu çok basit şeyler ama bunları biraz karmaşık düşünmeye başladığınızda çok farklı şekillerde bir katma değere dönüştürebileceğinizi hayal etmeye başlayacaksınız. O zaman iş kopacak. Burada bugün işte Photoshop, Illustrator, After Effects bağlamında bunların layer'larını birebir buraya alabilmeyi öğrenmek bile çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir görev düşüyor. İşte Photoshop'la alakalı böyle basit şeyler var. Fotoğraf editleme, işte kesme, kırpma, silme, layer çoğaltma gibi basit tutorial'lar var. Onlara bir göz gezdirmeniz lazım. Yani siz onlara animasyon bağlamında bakacaksınız. Ama belki de fotoğraf meselesini de çok seversiniz. Orada da devam etmeniz gerekir. Çok farklı bir yola gidebilir. Şimdi hem kamerayı kaydırırken hem zoom yaptım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ya bu işler hayal dünyası geniş olanları daha çok ilgilendiriyor. Daha çok sevmesi. Doğru. Doğru. Hayal dünyası geniş olan insanlar için bu iş. Hayal edemezsin, doğru. Bunları yapamazsın zaten. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Ama mesela fotoğrafçılarda siz ki muhatap oluyorsunuz işiniz gereği. Artık onlarda bir standart olmuş mesela. İşte fotoğrafı çekiyor, fotoğrafı temizliyor, renklerini ayarlıyor. Ne bileyim, gerekli temizliğini yapıp size teslim ediyor mesela. Sitenize, kataloğunuza, şuraya buraya yerleştirmeniz için. Ama fotoğrafçılar da artık videoya geçti. Çoğu videoya geçti. Videoya geçtiğinde oradaki o yaratıcı düşünce var mı yok mu, o büsbütün ortaya çıktı yani. Hani hakikaten adam ezbere mi yapıyor, yoksa hakikaten bir böyle bir hayal gücü, yaratıcı kabiliyeti var mı yok mu, onlar ortaya çıktı. Mesela düğün storyleri yapan birçok şey var fotoğrafçı. Mesela bir tanesininki var çok standart. Ama bir başkası mesela çok basit çekimlerle, birkaç böyle grafik eleman animasyonlarıyla müthiş işler ortaya çıkarmış. Hocam bunları siz gösterdikçe aslında böyle, mesela demin şu an televizyon açık solda. İyi Uykular Çocuklar diye bir gece işte saat 11.30 animasyonu çıktı. Yani direktman kafamda After Effects'te o yazının direkt atışı ve işte resmin yakınlaşması canlandı yani. Hani mesela basit bir şey gibi yani o seviyede. Tabii. Şimdi şöyle, zaten şu olacak. Hani ben sinema alanım normalde. Mesela filme gittiğinde keyif almıyorsun belli bir noktadan sonra. Acaba bunu şöyle mi yapıyorlar, böyle mi yapıyorlar? Onlar geliyor aklına. Veya işte ilk o grafik tasarımla alakalı bir şeyler yapmaya başladığında sokakta gezerken tabelaya bakıyorsun mesela. Diyorsun ki Garamond font kullanmış. Times New Roman kullanmış mesela. Veya Mirit Pro kullanmış falan diye. Bunlar sizin ruh dünyanızda artık böyle yer etmeye başladığında onlar artacak. Şu anda senin söylediğin şey çok artacak yani. Sizin bu font neydi hocam? Diğer fontlarda şey yok çünkü. Biçim pek değişmiyor da sizinki. Abi ben bu tip tırnaksız karakterleri çok seviyorum. Bu Metropolis bu. Free mi? Free'si var. Light versiyonu var. Arkadaşlar nasıl göründü? Daha iyi oldu değil mi? Evet, güzel gözüktü. Biraz daha zoom yapınca biraz daha farklı bir noktaya geldi. Evet,
Bugün Photoshop ekseninde bu konuya baktık. Sorusu olan var mı arkadaşlar? İsterseniz bu dokümanı şeye atayım, gruba, dosyalarıyla beraber. Ben gruptan şeyi denedim. Gruptan indiremiyorsunuz değil mi? Ben indiremedim çünkü hiçbir şey oradan. Normalde linke tıklayınca ayrı bir yerde açılıp indirmesi lazım ama. Belki telefonumdan olduğu için. Ha, telefondan indiremezsiniz. Evet, telefondan denedim. Zaten şöyle bir şey yapabilirsiniz. Telefonunuzda eğer mailiniz yüklüyse o telefondaki gruptaki linki kendinize mail atıp bilgisayardan indirebilir. Çünkü niye? Zipli gönderdiğim dosya olduğu için muhtemelen telefon aynen. Onunla alakalı olabilir. Arkadaşlar katılımınız için teşekkür ediyorum. Yarın biraz daha renkli olacak bu iki güne göre. Ben yarın yine aynı saatte bekliyorum. İşte olmam gerekiyor. Tamam, ben cumartesiye kadar yükleyeceğim. YouTube'dan inşallah takip edersiniz. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir denkleme yapmayı. Bekliyoruz Asım Bey. Tamam, arkadaşlar canım. Teşekkür ederiz katılımınız için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.